Canlar canlar, hepinize merhabalar. Evime hoş geldiniz. Vallahi biz bugün öğlenki videomu izleyenler Toki'leri gezdik geldik. Eve gireli şöyle bir yarım saat oldu. Elimi yüzümü yıkadım. Bir dinlendim, şöyle birazcık uzandım. Şimdi kalktım, yemek hazırlayacağım. Orada markete de gittik. Hani öyle gezerken, öğlenki videomu izleyenler bilirler. Toki'leri gezerken bir baktık karşımıza, aa, Şok Market. Hemen dedik bir girelim, bakalım ne var ne yok. Yani market aklımızın ucunda bile yokken markete girdik, alışveriş yaptık, çıktık. Şöyle bir tane Fanta, bir de kola almıştık. Kolayı içtik orada. Genelde yine çocukların isteklerine göre bir şeyler aldık. İşte gofretler falan filan. Şöyle Eti Puf. Geçen bunun renkli olanını aldık. Renkli pek hoşumuza gitmedi. Bu kahverengiler daha güzel. Şöyle. Sonra ne aldık? Başka bir tane hazır çorba aldık. Vallahi şimdi akşam gidince hazırda yemek. Dünden pilavım var. Domatesli bulgur pilavı yapmıştım. Ben onu öğlenleyin evden çıkmadan önce yedim. Anne de pek canı istemiyor. İşkembe çorbası al dedi. Ben işkembe çorbası içerim falan dedi. Öyle bir tane aldık. Çokomel aldık şöyle. Carmen. Ondan sonra çocuklara şimdi şey yapacağız. Dana döner aldık. Şimdi bunu yapacağız birazdan. Şurada kalsın. Yine gofret ve su almıştık. Bundan kaç tane almış Ali? Bak ben bunu görmemiş. Ali almış. Ben görmedim. İyi, çok güzel. Krokan almış. Şöyle krokanlar almış. Ben bunu çok seviyorum. Ondan sonra Amigo fıstık aldı. Amigo çekirdek almış. Onu da ben görmedim onu koyduğunu. Bir de şöyle iki tane kırtasiye malzemesi aldık. Şöyle üçlü renkli bantlardan aldım. Ailenin şeyi var. Yazı tahtası almıştık biz ailene. Onun kenarlarında pembe şeritler var. O şeritler çıkıyor. O şeritleri Ali yapıştırmıştı. Daha tekrar çıktı. Ben dedim o şeritleri böyle tekrardan bir yapıştırıp ondan sonra da şöyle şeritler pembe olduğu için şu pembe bantla da iyice bantlarız diye bu renkli bantları aldım. Bir de ailenin yazı tahtasının küçücük bir silgisi vardı. Onun da çok zorlanıyordu. Şöyle adam akıllı bir tane tahta silgisi aldım. Şöyle yazı tahtasında çok resim yapmayı falan çok seviyor. Ondan sonra ne aldım başka? Şunu koyayım bir şuraya. Bir de şey aldım. Şöyle domestos diyorum. Midas'ın çamaşır suyu, yani şu domestos tarzı olan koyu çamaşır suyundan aldım. Aslında evde var. Bana kutusu lazım. Ben normal şey kutularına koyuyorum. Şöyle göstereyim size. Mesela şuna koyuyorum. Bu da zamanla deliniyor. Bu deliniyor zamanla. Delinince tabii ben bunu fark etmiyorum ve akıp gidiyor. Bu yüzden şunlar ömürlük. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden bundan aldım. Ne yok? Dolapta koyacak bir şey yok ki burada. Hepsi şey. Dolaba koyacak bir şey yok burada. Şöyle, çoğu çocuklara böyle o tarz aldık. Bir de şöyle toprak aldım. Çiçek ve süs bitki toprağı. Bu toprağın da 10 litrelik bu böyle. 10 litresi 16 liraydı. Bir de zaten oradan gelirken de biz normal toprak da aldık. Normal toprakla bu toprağı, hazır toprağı karıştırıp saksılarımı dolduracağım. Yavaş yavaş artık çiçek, bitki, işte ekme ve içme işlerini yapacağım inşallah. Böyle bir de toprak aldık. Bu toprağı dışarı koyayım. Orada da çok güzel kırmızı toprak vardı. Dağ tepeydi zaten oralar hep. Oradan da böyle bir 5 kiloluk poşet dolusu toprak aldık. Kürek falan götürmüştük yanımızda. O ikisini işte birleştiririm inşallah.
böyle güzel güzel çiçeklerimi balkonuma güzel çiçekler ekerim. Nane ekerim, maydanoz ekerim, biber ekerim, kış gelsin marul ekerim inşallah o büyük saksılarıma. Ondan sonra yani şeydeyken pek bu ekim pek fazla yapamıyordum ben. Dubleksteyken pek fazla yapamıyordum. Çünkü orada pencere kenarına koyuyordum ektiğim çiçekleri. Maalesef pencere kenarında da kuşlar rahat vermiyordu. Kuşlar yiyordu. Burada o sıkıntım yok. Çünkü ben burada daha önce oturduğumda çok çiçek yetiştirdim. Hem arka balkonum hem ön balkonum çiçek doluydu benim. Yani kanalımı ilk zamanlardan beri takip edenler bilirler. Yani ön balkon komple böyle sıra sıra saksılar. Arka balkonda şu çamaşır askılığını koyduğum yer var ya, orada küçük bir duvar var. O duvarın üstü komple çiçekti. Her şeyi ekerdim. Ama dediğim gibi dublekse geçince yine çiçek yetiştirdim ama zorlandım. Kaktüslerime hiçbir şey olmuyor. Çünkü kuş kaktüse gelmiyor. Ama başka bir şey ektiğim zaman o parkta belki 1000 tane kuş var. Kuşlar bir bakıyorum hemen ektiğim şeye gelip yani daha toprağa tutunmadan kökünden çıkarırlardı. Ay çok sinir olurdum o kuşlara orada. Burada yeniden rahat rahat çiçek ve bitki yetiştiririm inşallah. Şimdi burayı bir hemen toplayayım. Akşam yemeği hazırlayacağım. Vallahi yorulduk. Yorulduk ama gerçekten güzel bir gezmeydi. Yorgunluğumuza da değdi yani. Şimdi çocuklara yemek hazırlayalım. Şunları bir kaldırayım. Şunları zaten Aylin görünce çok hoşuna gitti. Rengarenk anne diyor, ne kadar güzel diyor. Çocuklar şey alıyor musunuz? Ekmek. Şunu bu burada kalsın bir. Bunu geri şeyine koyayım. Yarın hallederim. Bunlar burada kalsın da bunlarla şimdi çok uğraşmayayım. Sonra hallederim bunları. Şimdi çünkü yemek hazırlayacağım için. Şu krokanları dolaba koyayım. Ay çok seviyorum. Şu an benim yemek de canım istemiyor. Yani gitmeden önce bir şeyler yediğim için şu çikolataları dolaba koyayım. Şunu da dolaba koyayım, buzdolabına. Ali öğleden önce de bundan 4 tane almıştım. Biri yok. Şunun içinde mi acaba? Allah Allah. Toprağın içinde mi? Yere falan da düşmedi. İlginç. 4 tane almıştım ben. Krokan niye bu kadar azaldım? Ben görmemişim. Ben görseydim daha çok alırdım. Şuralara koyalım. Şöyle. Ay, şu krokanın birini yiyeceğim. Çok canım çekti. Valla. Bunun birini yiyeceğim ben arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Bayılırım ben. Çekirdeğe koyarız. Şimdi açmayayım. Çekirdek kavanozunda biraz çekirdek var. O bitsin ondan sonra bunu açayım. Karıştırmayayım birbirine. Böyle. Çocukların ıvır zıvırını oraya koyuyorum. Şimdi camlarım. Suyumuzu buraya koyalım. Krokanım şurada kalsın. Yanlışlık kürtçe yerim. Bunu da dışarı koyacaktım bak. Bu toprağı da dışarı koyayım. Şu da o yukarıdan tepelerden topladığımız kırmızı toprak. Bakalım. Yavaş yavaş saksılarımın içini dolduracağım inşallah. Oy. Alper. Ha. Eve geliyor musun?
Ne yapıyorsun bisiklete? Ekmek alsan anneciğim. Ekmek kalmadı ha. Nereden alacağım peki? Ne oldu? Ay pardon. Şurayı kapatayım da. Ne yapıyorsunuz? Hı? Hadi bakalım. Perdemizi kapatalım. Hadi Ali Bey. Geçelim mutfağa. Ekmek fırından alınacak herhalde. Halil'de ekmek kalmamış. Şey. Bunlar ne geziyor burada ya? Ha? Oyuncakları falan hep. Ortalığı da oyuncak yapmışlar. Her yer oyuncak. Yakup! Ay. Önüne gelen kız çocuğu babasını çağırdı. Baba dışarı. Şimdi şunu yapacağım. Çocuklara şu dana döneri yapacağım. Ali şu işkembe çorbasını istiyor. Şuradan tencereyi alayım. Baksana Reyhan'ım köklendi iyice. Bunu hemen ilk iş yarın hemen bunu ekerim. Baksana da köklerine. Bayağı kök verdi. Bir an önce toprakla buluşturmam lazım bunu. Ne kadardı bu ya? Gözlerim görmüyor, inanır mısınız? 5 bardaktı zaman herhalde. Valla şimdi hazır çorba yapıyorsun diyenler olacak ama valla işkembe çorbasını da ben ne evimde daha bugüne kadar yapmışım. Hayır. Zaten Halil de kalmamış. Fırına gitmesi lazım baban ya da abin biri. Abin aşağıda bisikletle uğraşıyormuş. Baba nasıl öyle? Akşam ezanı okunuyor kızım. Ki hava kararıyor artık. Abine ben de miyim? Babana söylesene. Baba. Ay. Dört. Ya belki oğlanı da yeter ya. Beş. Beş bardak Ben daha hayatımda yani işkembe çorbasının gerçeğini pişirmiş değilim arkadaşlar. Öyle tek sakatat çorbaları falan pişirmem yani. Annem yapar, annem de yeriz. Annem bir şey yapar yani, kelle paça severim ben ama öyle daha hiç evimde yapmış değilim. Annem genelde yaptığı için şu tavayı... tamam lazım. Aslında biri
gelip şu şeyi çorbayı karıştırsa var en azından bunu şey yapardı. Şunları hemen dolaba koyayım. Makineye düzeyim bunları hemen. Bugün sabah Alper'le Aytu mutfağı topladı. Sabah çok kötüydüm biliyorsunuz, hastayım ama şimdi biraz daha iyiyim çok şükür. Sabahları daha kötü oluyorum ya. Neden bilmiyorum ama sabahları daha böyle burnuna tıksızlı, halsizlik, yani ne bileyim. Daha kötü oluyorum sabahları. Şu tavalardan şunları, gerçi sabahsa lazım olacak ama neyse, koydum makineye. Şunları hemen yıkayabilirim de lazım olacak çünkü. Şu çorbayı karıştırsana, şey olmasın. Ben onu karıştırırken şey yaptım mı olmuyor. Kalıyor şimdi bir tane biri. Makineye değdim. Kitli de olsa dedik yapıyoruz dedikten sonra. Hatta açılıyor bazen kendiliğinden. Yavaş karıştır, çok karıştırma ki. Şöyle sil. Yoruldum. Evet, ben de yoruldum valla. Efendim. Ha. Babam gitsin ekmeğe diyor da bak bakayım, ekmek yeter belki de ya. Ay. Dur ya şey. Tokilere çıktık ya biz bugün. Oral böyle yokuş yukarı. Motorla da gidip haliyle yorulmuşuz. Ali de ben de bayağı bir yorulduk yani. Of. Görmüyor da cekilekte kaldı lan. Fırın yok mu yanında be? Aklımıza gelmedi işte. Var mı ekmek? Var mı hiç şeyde? Annende falan var mıdır? Bazen şey oluyor ya. Anneni ara. Bir de bir basınlar. Bazen ekmeğin iyi oluyor bazen. Dolapta vardı. İki tane geçen bırakattım. Ya ben şu an bir şey canım istemiyor da yani çocuklara ve sana yeter herhalde. Hapşıracağım, hapşıramadım ya.
Şurada mı yapalım şeyi? Şurada şeyi. Yine çaydanlığa takla. Takla bakıyor oraya koy. Alsaydın ondan biraz fazla, ben onu görmemişim. Ben seviyorum onu ya. Üç tane almışsın işte. Ben görseydim daha fazla alırdım. Seviyorum ben onu. Biraz sert ama güzel oluyor. Ne diyecektim? Bak şunu. Açamadım. Hepsini mi koyayım? Sana da koyayım. Hepsi çok olur mu? Bilmiyorum, biraz küçük bir şey düşürüm. Yok, 300 lira var işte. Hmm. Bir şeyler yediler mi bunlar? Yemiş gibi görünmüyorlar. Küçük de doluyor. Ay, bu an çok çok doluyor. Ne çok doluyor. Alper daha yapamadın Alper. Kaynıyor sonradan çorba kasesi. Sen de koy, ben içmeyeceğim. Buraya yağ koymadın mı hala ya? Ha, getir koyayım ona ya. Var. Ya. Ketçap mayonez koyuyorlar değil mi? Aynen abi. Aysu mu? Aynen aynen. He. Kırmama gerek var mı burada? Bak, yok, sofra eteri ver. Ekmekleri götür, sofra eteri ver. Thank you.
Ali de ailenin yazı panosunu yapıştırıyor. Ayrıldı birbirinden. Biz bunu oyuncak dünyasından 50 TL'ye almıştık. Kenar çıtaları da var şurada pembe pembe. Çok güzel bir şey. Arkasında da arkasına da bak ya, eğer o da açılmışsa onu da yapıştır. Arkasında da çarpım tablosu falan var. Matematik işlemleri var. Baba ben bize talansın. İyice Ali, biraz daha çarp elinle. Ulan bize talansın baba. Tamam, altta hava kalmasın, onu diyorum. Ulan bize talansın. Aile, senin aldığın bant, dünkü aldığımız bantı ver babana. Bunları verme, ben şurada siyah bant verin. Siyah bant mı? Siyah veya beyaz ver, beyazı çevireyim. Bu, bunlar olmaz, bu geç. Niye? Onlar nasıl yapıyor ya? Olmuyor, yapışmıyor onlar, plastik. Yapışması için demiyorum. Şimdi takıyorsun, duruyor. Taktıktan sonra o aldığımız bantla üstlerinden şöyle geç diyorum. Üste geçilmiyor işte. Bunu böyle sarman gerekiyor ki birbirini tutacak. Ne yaptın? Bantı veriyor musunuz bana? Şunu yapıştırayım. O zaman Aylin, normal bant ver babana önce. Ya o bende elektrik bantı verdim ya. Hangisi? Yapışmıyor bantları ya. Şu çekmeceden elektrik bantı getirin. Kalk Aylin. Hangi? Şu çekmeceden, ikinci çekmeceden. Beyaz, siyah, beyazı getir. Beyaz mı var? Beyaz bant varmış. Getir hadi. Elektrik bantı getir. Allah'ım ya Resulallah ya. Olmaz böyle, olmaz. Benim ya şunlar kişiler iyiydi ama. Allah Allah. Pembe diye beyni. Tabii ki bu bunun bütünü yani. Ben yani biraz görselliğine de önem veriyorum. O yüzden. Görsel. O yüzden o beyaz, pembe bant aldım ya. Onunla da sağlamlaştırırız yok, diye. Yok, bulamıyorum. İkinci çekmeceden. Dur ben bakayım. İkinci. Dur. Kalk annem. Ben bakarım. İkinci de mi? Ha o işte. Tamam o. Beni kaldırdı yerimden. Çuvaldaki oğlan nasıl bulduracağım ben bunları? Bak 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 bak. Bak. Babasına hareketler yapıyor. Çuvaldaki, seni var ya. Çuvaldaki oğlan bulamıyorlar bana. Seni var ya, seni yerim yerim. Bak ne yapıyor. Hı. Ev yapıyor kızım. Bak, bu ne olacak söyleyeyim mi?
Elinle yapma yavrucuğum. Peçete al eline bir tane. Burada kalmadı. Bitti peçeteler. Alper abine söyle. Dolabın üstünden peçete getirsin. Nasıl yapıyor şu an şimdi onu? Şimdi bunun yenisini alayım desen 100 liradan aşağı değil. Biz 2-3 ay önce 50 liraya almıştık. 2 ay önce mi? Buraya taşındıktan sonra mı aldık aile bunu? Aile makasını da takalım. Makasını ver annem. Ağlarsın. Bana bir şey tarafını o zaman. Onu yapıştır, ben bir şey tarafını. Yemin ediyorum sabahtan beri Yakup bisiklet diye tutturdu. Artık yani ne diyebiliriz? Tamam diyoruz oğlum, işte tamam, sana da bisiklet alırız. Senin bisikletin var diyoruz. Bak arka balkonda iki tane bisikletin var senin diyoruz. Skuterunuz var diyoruz. Yok illa Alper abisine alınan bisikletten istiyor. Onun küçüklerinden yani demir bisiklet istiyor. Ben de diyorum ki sen arka balkondaki plastik bisikletlerini sürmeye devam et. Onlar eskisi, sana yenisini alalım diyorum. Yok diyor. İlla Alper abisine alınan bisikletin aynısından olacakmış. Küçüğünden olacakmış. Yani kendinin boyuna göre olanından. Ve rengi de yeşil olacakmış. Yemin ediyorum sabahtan beri şu an saat 2. Sabah kahvaltıdan sonra Ali Aytun bisikletini tamire götürdü. Tamirciye bıraktı. Ona bir iki bir şeyler takılacak, edilecek işte. Tutturdu bu da bisiklet istiyorum, bisiklet istiyorum. Sabahtan beri. İki değil ki. Yeme. Hı? Ali de diyor ki tansiyonum yükselmeye başladı. Çok güzel. Bakayım ne yaptın? Kırmızı yaptım. Ablam kırmızı yapmış bildiğin. Dört tarafından ondan mı geçirdin? Bant mı? Buraya geçirmemişsin. Bildiğin kırmızı yapmış. Bak şu renge bakar mısın şu anda? Bunda geri kalır. Hamak. 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 Hep küçüler öyle yaparsın. Pepe mantı hani? Nereye yapıştıracaksın şimdi sen onu? Sıcak mı diye bakıyorum da. İşte ben de bu şekilde bir şeyler yaparız diye düşündüm. Şey mi diyorum, bana bak. Yok. Tutmaz mı? Evet. Bir bant değil mi? Yok kızım, normal bant da renklisi işte. Dünkü aldığım şeyden aldım ya. Marketten. Bak 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 bak. Bak bak. Baba. O da ona yapıştı. Bana bir şey tabii. Şöyle dümdüz. Şuradan başlayıp yapsana. Ortadan yaptın. Çirkin bir görüntü olacak. Neden? Ortadan ya başlattın. Kenardan başlatsaydın. Baba ne yapıyorsun sen? Baba sen sürpriz yapacağım. Her şeyi ben de yapacağım. Bu kumandayı sen... Düşürdün oğlum ya. Tamam. Bilmiyorum ben bunu. Yapma, zorlama. Takılmıyor. Bu nasıl takılacak anlamıyorum. Bu takılmıyor. Niye? Neden takmıyor? Niye? Öbür parçalarını da tak bakayım. Taktım. Çalışıyor mu? Ay çalışıyor. Ben taktım, normal taktım. Sakin Ali Bey. Tansiyonum çıktı. Bir getireyim. Yemi. Aa, o kısım var ya, orası buruşmuş, ıslanmış. Orayı takamam.
Özellikle buna şeyi de aldım. Dün marketten. Silgesi nerede kızım? Şöyle silgi de aldık. Mavi kalemle yazarsan silmiyor. Siyah kalemi siliyor. Gerçek. Değilsin sen bu konuda biliyorum ya. Hayır kızım ya. Zaten her yerinizi boyuyorsunuz. Şuna bak. Tırnaklarımı boyuyorum sadece. Oje yaptım. Oje mi yapıyorsunuz? Oje yapmak istemiyorum. Ben bisiklet almak istiyorum artık. Yeşil. Yeşil bisiklet. Sana ben bir tane mor bisiklet alacağım biraz da. Mor. Hayır ben yeşil bisiklet istiyorum. Sana ben mor alacağım. Mor al. Mor olur mu mor? Ben mor sevmiyorum, pembe sevmiyorum. Ben siyah sevmiyorum ama yeşil sevmiyorum. Beyaz da niye yapıyorsun? Beyaz daha sağlam. Ve beyaz sevmiyorum. Maydan bakmışım. Her renkten seviyorum. Bir beyazı pembe yapsam da olmuyor. Beyazı yapıştırsın, üstünden pembe gitsin. O da olur. Yani illa bu pembe gelecek yani. Sıkıştır oralarını. Olur işte. Sağlamlaşır bence. Ya. Canlar. Gör işte gör. Ben böyle bir sabah kız ben seni yani. Yerim. Kız yerim. Maşallah. Subhanallah. Dur ya dur. Hemen yemeye başlama. Helal yavrum helal. Önce bir tabağa bir bakalım ya. Kızım bize meyve tabağı hazırladı teyzeleri. Dedim ki ailene, Aylin dedim şeyde şimdi bir tane tabağın içinde şöyle tıhlanmış üzümler vardı. Dolaptaki üzümü getir de yiyelim kızım dedim. Babası da dedi ki hadi kızım bana meyve tabağı hazırla dedi. Evet gördün mü? Bakar mısınız benim aşkım? Aşkım kalbim ne güzel meyve tabağı hazırlamış bize görüyor musunuz? Maşallah kızıma ya. Dur bekle dur. Kurban olayım seni yaradanım. İlk başta bunu şey yap, avuçlarını buraya koy, onun ağzını bu. Aferin kızıma. Ya gör anası gör diyorsun da anasından öğreniyor bunları ha. Anasını öğreniyor ben böyle tabak görmedim ya. Sen görmüyor biz akşamları hazırlıyoruz diyor. Sen hep iş yerinde oluyorsun ne yapalım yani. Ben iş yerinde oluyorum hazırladığım için işte böyle bir şey görmedim için. Tamam teşekkür ederim aşkım. Ellerine sağlık. Çapraz yaptım böyle. Gel aşkım öpeyim beni. Aferin benim. Oh balım benim. Aferin benim kızıma. Bize çok güzel bir meyve tabağı hazırlamış. Aylin kızım sen bunu kimden öğrendin? Babam dedi. Baban için meyve tabağı hazırla dedi. Bunu bu şekilde hazırlamayı nereden kimden gördün? Sesli söyle baban da duysun yavrum. Ha. İkinizden dört. Arada sırada baban da yapıyor. He, tamam baban da yapıyor evet o doğrudur. Ay yavaş. Aşkım benim. Oy. Minnoş minnoş elleriyle bize meyve tabağı hazırlamış. Canımın içi. Bunlar bir tane ha. Ben kesemediymişim babama yetim. Yoksa elimi kesiyordum. Hmm, evet. Dikkat et dedim ya sana. Bıçakla bir şeyle uğraşma diye. İlk başta muzu kestim. Muz kolaydı zaten. Biraz ince. Alper gelsene oğlum. Şeftaliye gel. Sen seversin gördün şeftali. Anneciğim ben her gün böyle şeyde yapsam olur mu? Ay aşkım benim. Tabii ki olur. Niye olmasın? Bunu tavuraya koydum. Aldım oradan bunu. Bu arada film izliyoruz.